Akdeniz gibi sakin şehir ünvanını aldıktan sonra zaten reklamı falan çok iyi olmaya başladı ve çok duyulmaya başladı. Yani biz de haliyle öğrencilerimizden falan böyle bir dönüt alınca gelip bizzat görmek istedik. Herkese de tavsiyem gelip bu manevi değeri, bu coğrafyadaki, bu tarihimiz için çok değerli olan yeri görmelerini tavsiye ederiz her zaman. Ustular arası bir takım öğeler taşıyordu insanımıza, insanlığın kazandığı miras özelliği ortaya koyuyordu. Bununla UNESCO aslında içinde yer aldık. Geçici aday listesindeydik. Şimdi inşallah Gerçek Aday Listesi'ne geçiş yapıyoruz. Ama tabii burada insanımızı kucaklayacak o kadar sıcak enstrümanlar vardı ki biz bu enstrümanların hepsini bir araya topladığımızda Ağlat uluslararası bütün kuruluşların dikkatini çeken bir merkezdi. Bu İtalya'da başlayan ama dünyada takriben 200 şehrimizi de bu vesileyle bir network'ün içine alan, turizm zenginliğini ortaya koyan Gitta Slow diye tanımladığımız sakin şehirler kategorisinde Ağlat'ın da müracaatını gerçekleştirmiş olduk. Ve bize de takriben 200 kriter koydular. Bu kriterlerin hepsi aslında bizde doğal olarak vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya olan ilgisi artık efendim bütün Türkiye kamuoyu tarafından biliniyor. Medeniyetimize sahip çıkması itibariyle de biz Ağlatlılar, ilimiz, bölge insanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kucaklayıcı tavrından dolayı da çok mutlu, şükranlarımızı da sunuyoruz. Tabii sakin şehir unvanını almamızla beraber ilçemizde ciddi anlamda bir turizm hareketliliği başladı, bunu getirdi. Biz de bundan dolayı çok mutluyuz.